Herkese merhaba. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bir karar nedeniyle daha önce yapmış olduğum bir uyarıyı konunun önemine binaen yeniden yapma ihtiyacı hissettim. Anayasa Mahkemesi Ocak 2024 tarihinde verdiği 2020/34420 sayılı başvuruda başvurucunun kararın açıklandığı tarihte cezaevinde olmasına rağmen bu üzerinden üçüncü kişilerin kararı görmesini sürenin başlaması için yeterli görmüş ve kişinin yaptığı bireysel başvuruyu 30 günlük başvuru süresi geçtiği gerekçesiyle reddetmiştir. Anayasa Mahkemesi kararında kişinin cezayında olduğunu ve uyaptan kararı göremeyeceğini kabul etmiş ancak başvurucunun uyap şifresini paylaştığı için sürenin başladığını kabul etmiştir. Buna gerekçe olarak da hukukta asla olmaması gereken niyet okumayı yaparak nihai kararın başvurucunun şifresi kullanılarak UYAP üzerinden okunduğu ve bu tarihten çok kısa bir süre sonra da başvurucunun vekaletname ile avukat tayin etmiş olmasını göstermiştir. Anayasa Mahkemesi avukat üzerinden, başvuru üzerinden niyet okuması yapmıştır temel hak ve özgürlüklerin ihlali nedeniyle yapılan bireysel başvuru sürecini mümkün olduğunca başvurucu lehine yorumlaması gereken Anayasa Mahkemesi tam aksi şekilde davranarak elinden geldiğince katı ve devletçi yorumlamayı tercih etmiştir. Bu katı yorumlamanın birbiriyle alakalı üç sebebi vardır. Birinci sebep son yıllarda başvuru sayılarında altından kalkılmaz bir şekilde artış olmuştur başvuruların altından kalkamadıkları için de mümkün olduğunca eleme yapmak istemektedirler. Başvurudaki sürü aşımı onlar için bulunmaz bir nimet olmuştur. İkincisi gelen başvuruların büyük bir kısmı ihlalle sonuçlanmaktadır. Anayasa Mahkemesi de bu durumu bildiği için devletçi bir tavır sergileyerek süre üzerinden red vererek esasa girmemeyi tercih etmektedir. Üçüncü sebep ise son aşama olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidecek dosyaların engellenmesi yatmaktadır. En kolay yolda yine süreden reddir ki bu durumda hem ahime gidecek dosya sayısı az olacak hem de Anayasa Mahkemesi'nin ahim nezdindeki itibarı korunmuş olacaktır. Peki tüm bu engellemelere rağmen ahime giden dosya sayısında azalma olmuş mudur? Sayılara bakalım. 31 Mayıs 2024 tarihi itibariyle yani çok güncel 31 Mayıs 2024 tarihi itibariyle AHİM'e yapılan başvuru sayısında Türkiye açık ara liderliğini korumaktadır. Türkiye 23.590 dosya ve başvuruların %37'si ile uzun zamandır birinciliği kaptırmazken Rusya 9.200 dosya ve %14 ile ikinci, Ukrayna ise 7.950 dosya ve başvuruların %12'si ile üçüncü olmuştur. Mutlaka dikkatinizi çekmiştir. İkinci ve üçüncü ülkeler uzun zamandır savaşmaktadır. Bu da bizim adalet anlayışımızın hangi durumda olduğunu göstermektedir. Yani ilgili siyasiler hukuk ve adalet konusunda ne kadar iyi olduğumuz hayalini tekrarlasalar da sayılar gerçekleri tüm çıplaklığı ile ortaya koymaktadır. Ve son söz. Yargılamalarda ihlaller artık üzeri kapatılamaz noktadadır. Bireysel başvuruların anayasa mahkemesinde orası da olmazsa ahimde ihlalle sonuçlanacağı bir gerçektir. Bu gerçek bu kadar ortadayken hakları mağdur olmuş insanların süre aşımı ya da başka bir usulü eksiklik nedeniyle red yemelerinin izahı olmayacaktır. Lütfen Başvurularınızı bu hassasiyetle yapın, hak kaybını uğramayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Vesselam.